27 Mayıs'ta 4. sezonunun birinci kısmı yayınlanacak olan Stranger Things'in 3. sezonundan önce. Hawkins laboratuvarına giden Eleven, Demogorgonların geçtiği kapıyı kapatmıştı. Ve Will de böylelikle zihin hırsızının kontrolünden kurtulmuştu. 3. sezonda olanlara gelirsek. 28 Haziran 1984'te Sovyet bilim adamları Upside Down'da yani insan dünyasına paralel olarak var olan alternatif bir boyuta yeni bir kapı açmaya çalışırlar ancak başarısız olurlar. Olaydan bir yıl sonra Steve'in dondurmacısında çalıştığı Hawkins'te Sarcourt Alışveriş Merkezi açılır. Mike, Will, Lucas ve Max ise buradaki sinemaya giderler. Tam film izlerlerken birden elektrikler kesilir. O sırada da şehrin diğer ucundaki terk edilmiş bir çelik fabrikasında siyah bir duman bulutu oluşur. Elektrikler geldiğinde ise Will yeniden Mount Fleary, yani zihin hırsızlığını hisseder. Dustin de bilim kampından döner ve arkadaşlarına Utah'lı kız arkadaşı Suzy ile konuşmak için yaptığı telsiz kulesini gösterir. Hawkins halka açık yüzme havuzunda Mike'ın annesi Karen Weller can kurtaran Billy Hargrove'a hayranlık duyuyordur ve akşam için randevulaşırlar. Dustin de telsiz kulesinde Rusça konuşan birilerinin frekansını yakalar. Bu kişiler bir yıl önce Abysel Dağı'na kapı açmaya çalışan Rus bilim insanlarıdır. Bilice, Karen ile olan randevusuna giderken bir araba kazası geçirir ve bilinmeyen bir güç tarafından çelik fabrikasının Bodrum'una sürüklenir. Bir şekilde Bodrum'dan kurtulup kaçar ve polisi aramak için en yakın telefon kulübesine gider. Ancak gittiğinde kendini, ikizini gördüğü Upside Down'un vizyonunun içinde bulur. Joyce'un dükkanında ise tıpkı evinde olduğu gibi magnetler düşüyordur. Bunun nedenini öğrenmek için Will'in fen öğretmeni Scott Clark'a gider. Diğer yandan Hawkins posta çalışan Nancy, Jonathan'la birlikte Doris Driscoll'dan aldığı farelerle ilgili haberi araştırmaya gider. Bayan Doris, Nancy ve Jonathan'a Bodrum'undaki kuduz fareler tarafından yenmiş gübre çuvallarını gösterir. Dustin de Steve'in çalıştığı dondurmacıya gelip kaydettiği Rus mesajından bahseder. Just speak louder. I ve birlikte çözmeye çalışırlarken Steve'in iş arkadaşı Robin Buckley de onlara yardım eder. O sırada havuzdaki heyecan kurtaranlık işine dönen Billy, zihin hırsızının kontrolünde olduğu için kendini hiç iyi hissetmiyordur ve güneşe çıkmakta zorlanır. Durumunu sormak için yanına gelen iş arkadaşı Heather Holloway ise çelik fabrikasındaki Bodrum'a götürür. Eleven, babası yüzünden Mike ile arası bozuk olduğu için Max ile güçlerini kullanarak Mike'ın neler yaptığını görmeye çalışır. Bunu bir oyun haline getirerek yaptıkları isim listesinden Max'in üvey kardeşi Billy'yi seçerek onu gözetlemeye karar verirler. Eleven, Billy'yi bir bodrum katında birisiyle konuştuğunu görür ve onu fark ettiğini anlar. Eleven ve Max, Billy'ye bir tuhaflık olduğunu sezdikleri için Billy'nin evine giderler. Burada buldukları biri ilk yardım çantasını alıp doğrudan Billy'nin çalıştığı yüzme havuzuna gidip çantanın Heather'a ait olduğunu ve o gün işe gelmediğini öğrendiklerinde Eleven Heather'ı bulmak için güçlerini kullanır ve gördüğü vizyonda Heather ondan yardım ister. Hopper'ın evine giden Joyce ise Scott ile birlikte evinde ve dükkanındaki magnetlerin oluşturulan geniş ölçüdeki bir manyetik alan yüzünden düşebileceklerini bulduklarını söyler. Bunu yapabilecek makinenin ancak Hawking's laboratuvarında yapılabileceğini düşünüp hemen oraya giderler. Gittiklerinde ise Hopper bir adam tarafından saldırıya uğrar ve bayılır. Nancy ve Jonathan da fare haberinin peşini bırakmaz ve tekrardan bayan Doris'in evine giderler ve yaşlı kadının kimyasal ilaçları yerken bulurlar. Hala mesajdaki şifreyi çözmeye çalışan Robin, dondurmacıya gelen kargocunun kıyafetinden çalıştığı şirketin ablemini görür ve mesajdaki şifreyi çağrıştırdığını fark eder ve alışveriş merkezindeki diğer mağaza isimlerini de bir araya getirerek şifreyi sonunda çözer. Robin, what are you doing? I cracked Crack, what? I cracked the code. Hemen ardından Max ve Steve ile kargo şirketini bir çatıdan gözlemlemeye başladıklarında Rusların bir sevkiyat yaptığını görürler. Nancy ve Jonathan da Bayan Doris'i hastaneye kaldırırlar. O sırada Hopper kendine gelince Joyce ona saldıran adamın motosikletinin plakasını aldığını söyler. Hopper, motosiklet kelimesini duyunca daha önce belediye binasında motosikletli bir adam gördüğünü hatırlar ve soluğu belediye başkanı Larry Klein'in yanında alır. Larry'i konuşmaya başaran Hopper, motosikletli adamın Starcourt'un sahipleri olduğunu ve şimdiye kadar pek çok mülk satın aldıklarını öğrenir. Joyce ise bu mülklerin elektrik fabrikasına yakın olduğunu, 4 gün önce kesilen elektriklerin ve düşen magnetlerin burayla bir ilgisi olabileceğini söyler ve Harper ile birlikte mülkleri aramaya başlarlar. Nancy ve Jonathan da Bayan Doris olayını araştırdıkları için patronları Tom Holloway tarafından işten çıkartılırlar. Diğer taraftan da Robin, kargo deposuna girmenin en iyi yolun havalandırmayı kullanmak olduğunu söyler. Ancak hiçbiri havalandırmaya sığmıyordur. O sırada dondurmacıya gelen Lucas'ın kardeşi Erica'yı görünce onu da bu plana dahil eder. So, you want my help? This be Erika havalandırmadan geçerek deponun kapısını Robin, Steve ve Dustin'a açar. Depodaki kutulardan birini açan Steve, içinde yeşil sıvı olan bir tüp bulur. Ardından buldukları depo hareket etmeye başlayınca büyük bir asansörün içinde olduklarını anlarlar. Yeniden zihin hırsızlığını hissetmeye başlayan Will, bu durumu Mike, Lucas, Eleven ve Max anlatır. Eleven, tuhaf davranışları yüzünden zihin hırsızı tarafından Billy'nin ele geçirilmiş olabileceğini söyler. O sırada hastaneye giden Nancy, Bayan Doris'i ziyaret ettiğinde onun da zihin hırsızı tarafından ele geçirildiğini görür. Dustin, Erica, Steve ve Robin ise asansörden çıkarlar ve tesisin ana merkezine gelip telsiz odasına girdiklerinde bir makine tarafından Upside Down'un yeniden açıldığını görürler. Hopper ve Joyce ise gittikleri HES çiftliğinde gizli bir laboratuvar bulurlar. Laboratuvar indiklerinde Alexi adında Rus bir bilim adamıyla karşılaşırlar. Ancak Hopper'ın daha önceden karşılaştığı motosikletli Rus ajanı Grigori gelince aralarına bir arbede çıkar. Buldukları ilk fırsatta Hopper, Alexi de yanına alarak Joyce ile oradan kaçar. Joyce, drive ve Rusça bilen arkadaşı Murray Woman'a giderler. Nancy Jonathan'a hastanede bayan Doris'i e olanları anlatır ve hemen çocuklarla konuşmak için evine gider. Mike bayan Doris'in verdiği tepkilerin aynısını bilinin de verdiğini, zihin hırsızının başka insanların da zihnini kontrol ettiğini söyleyince Eleven, bilinin aklına girdiğinde Heather'ın da yardım istediğinden bahseder. Nancy'nin aklına Heather'ın babası eski patronu Tom Holloway'ine da garip davrandığı gelince hemen Tom'un evine giderler. Evde buldukları ipuçlarını takip ederek kaçırılıp bir yere götürüldüklerini düşünürler. Nancy, Bayan Doris'in sürekli dönmem gerek dediğini hatırlayınca, Will de o zaman Bayan Doris'in gitmesine izin verip onu takip edelim der. Hastaneye gittiklerinde Bayan Doris çoktan gitmiştir bile. Rusların Upsaddon'u tekrardan açmaya çalıştıklarını gören Robin, Steve, Dustin ve Erika askerler tarafından fark edilirler. Dustin ve Erika kaçmayı başarır ancak Robin ve Steve yakalanır. O sırada Alexi, Hooper ve Joyce'a kapıyı tekrar açmaya çalıştıklarını söyleyince hep birlikte hemen Hawkins'e dönmek için yola koyulurlar. Robin ve Steve tam sorgu sırasındayken Dustin ve Erika gelip onları kurtarır. Eleven ise Billy'nin bilincine girip zihin hırsızının kaynağını bulmaya çalışırken Billy Eleven'a zihin hırsızının kapıyı kapattığı için ondan intikam almaya geldiğini söyler. To to zihin hırsızı çocukların kaldığı yere gelip Eleven'a saldırır ve onu yaralar. Diğer yandan Dustin, Erika, Steve ve Robin sonunda yeraltı tesisinden çıkmayı başarırlar. Ancak Rus ajanları onları her yerde aradığı için yine kaçmak durumunda kalırlar. Hopper, Joyce, Alexi ve Boom'un çocukları bulmak için bağımsızlık gününün kutlandığı festivale giderler. Ancak Grigori, Alexi'yi vurur. Hemen ardından da Hopper ve Joyce'un peşine düşer. Hopper, Joyce ve Boom'un panayırdan kaçarlarken telsizden Rusların frekansını yakalarlar. Boom'un çevirdiği mesajda çocukları bulduk dendiğini söyler. O sırada Dustin, Erica, Robin ve Steve Starcourt'a köşeye sıkışmışlarken Eleven ve diğerlerinin yardımıyla kurtulurlar. Ancak bir sorun vardır. Eleven'ın yarısında zihin hırsızından kalan bir parça hareket eder. Bu acıya daha fazla dayanamaz ve parçayı bacağından çıkarır. Ancak güçlerini kaybeder. O sırada Hopper, Joyce ve Boom'un gelir. Canavardan kurtulmak için bir plan yaparlar. Hopper, Joyce ve kapıyı açan makineyi durdurmak için yeraltı tesisine giderler. Dustin de Hopper'ları tesisi ilerlemelerine yardım etmek için kendi yaptığı tesis kulesine gider. Sarkorta gelen Z'in hırsızı Sam Eleven'a saldıracağı sırada Billy kendine gelir ve Eleven için kendini feda eder. Diğer yandan makineyi kapatmaya çalışan Hopper ve Joyce ise Grigora ile mücadele ediyordur. Hopper ajanı durdurmaya çalışırken makinenin diğer tarafında sıkışıp kalır. Joyce anahtarı çevirdiğinde ise makine patlar, kapı kapanır ve zihin hırsızı ölür. Olaydan 3 ay sonra Starcourt yıkılır, belediye başkanı Larry Klein tutuklanır. Steve ve Robin film dükkanında işe girer. Nancy Jonathan'a vedalaşır. Will ailesi ve Eleven'la birlikte Kaliforniya'ya taşınır. After Credit sahnesinde ise Rusya'da Amerikalı dedikleri birisini hücresinden çıkaracağı sırada durdurulan bir asker başka bir mahkumu dışarı çıkarır ve bir Demogorgon'a verir. Amerikalı diye bahsettikleri bu kişinin yayınlanan 4. sezon fragmanında hapur olduğu kanıtlanmış oldu. Yeni sezonlarını beklediğiniz ve en son nerede kaldığını unuttuğunuz dizileri yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.